Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu videomuzda haftalık su değişiminin önemini anlatacağım. Ee, akvaryumumuz büyük olabilir, küçük olabilir. Ee, hangi boyutta akvaryumumuz olsa bile haftalık su değişimi oldukça balıklarınız için önemlidir. Ee, çünkü hem balıkların sağlığı, hızlı büyümesi. Hem de e, berrak bir akvaryum istiyorsanız bu olmazsa olmazlardandır. Haftalık belli periyotlarda belli aralıklarda e, akvaryumdaki suyu değiştirirseniz hem akvaryumda koku problemi e, az yaşarsınız hem berrak akvaryum e, sahibi olursunuz balıkların hızlı gelişir. Hem de balıkların formu, rengi, canlılığı e, diğer balıklara göre çok daha iyi olur. E, berrak akvaryum nasıl olur? Sarımsak var nasıl kurtulur diye sorular geliyor. Bunların cevabı haftalık düzenli su değişimi. Tabii ki dip çekimiyle yapılmak zorunda. Bu bitki akvaryum olduğu için dip çekimi yapmıyorum. Zaten dipte de görmüş olduğunuz gibi bir posa yok. Peki ne kadar bir su değişimi gerekiyor? İşte 130 su değişimi yeterli olacaktır. Benim hesabım kaba tabir 4 parmak şu şekilde indiriyorum. Suyun bitişi burada şu şekilde dört parmak indiriyorum, biraz daha fazla indirdim bugün. Sonra yerine dinlenmiş su ekleyebilirsiniz. Eğer balıklarınız çeşme suyuna alışıksa direkt çeşmeden de basabilirsiniz. Benim balıklarım çeşme suyuna alışkın, direkt çeşmeden basıyorum. Ama hazır su koyabilirsiniz yerine dinlenmiş su koyabilirsiniz. Bunlara dikkat ederek balıklarınızın gelişimini çok hızlı bir şekilde Hızlandırırsınız ee, Şimdi burada bitkili akvaryumumuz var ee, Değişim yaptıktan sonra gübrelemesini yapacağım ee, Bir önceki videomda da size aktarmıştım gübreleme ile ilgili bir videom vardı onu da sağ üst köşeye koyacağım Oradan izleyebilirsiniz Bu kısa Bir video olacak ee, Su değişiminin önemi adı altında koyacağım bunu Şu şekilde Bitkilerimi Göstereyim size tekrardan Bakın bazı yapraklarında çürüme var çünkü onlar adaptasyon sürecinde çürüyen bitkiler. Diğerleri de çok güzel bir şekilde gelişimini devam ediyorlar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi diğer akvaryum da göstereceğim. Evet burada diğer akvaryum var. Ben su değişimlerini hortumla direkt suyunu çekip alıyorum. Dipte çok posa varsa direkt dip çekimini yapıyorum. Fazla posa yoksa direkt e, hortumla yukarıdan alıyorum. Şimdi burada ışık olmadığı için bu akvaryum pek göstermiyorum. İlerleyen zamanlarda ışık eğer yapabilirsem bu akvaryumu ışıklandıracağım. O zaman bu akvaryum ile ilgili e, videolar çekeceğiz. Şu an ışık olmadığı için videolar pek iyi çıkmayacaktır. Bu akvaryumda olabildiğince videoları çok sık bir şekilde göreceksiniz. Şimdi balıkları da eklemeye başlıyorum yavaş yavaş. İlerleyen zamanlarda özel türlü lepistesler de bu akvaryuma gelecek. O zaman buradaki kılıçları az önce görmüş olduğunuz akvaryum alacağım. Bu şekilde videoların devam edecek. Hem öğretici hem de son durum şeklinde videolarım gelecek arkadaşlar. tekrardan söyleyeyim su değişimi oldukça önemli. bunu aksatmayın haftada bir şekilde en azından yüzde %30 en az %30 bir su değişimi yapabilirsiniz. hastalık falan vesaire varsa %50 veya %60 su değişimi de yapabilirsiniz. Bunlar istisna bir durumdur. Ama sağlıklı bir akvaryumunuz, sağlıklı balıklarınız varsa %30 onda şu şekilde suya 4 parmağınızı koyun. Serçe parmağınızın bittiği yere kadar suyu çekin. Yerisine taze su ekleyin. Akvaryumunuz inanın berrak bir akvaryum haline gelecektir. Bu videoda böyle kısa bir video halinde yayınlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.